Değerli izleyenler, yine çok keyifli ve çok tarihi bir mekandayız. Koç Üniversitesi Ankara Bağ Evi'ndeyiz. Sağlık İşleri Daire Başkanımız Sayın Seyfettin Aslan bizlerle birlikte. Kendisiyle yine Ankara'yı konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Bugün Ankara'ya dair neler konuşacağız? Söylediğiniz gibi gerçekten çok güzel bir mekandayız. İnsanı duygulandırıyor. Ben de buna benzer bir evde çocukluğumu geçirdim. Bu sofra gerçekten Ankaralılar için çok kullanışlı, çok özel bir sofra. Ben de gerçekten bu sofrada çok yemek yedim. Bir sofra bezi, üstüne bir yaygı ve onun üzerine sininin konduğu, ailenin tümünün bu sofranın başında toplandığı yemekler ve ortak tüketilir. Fakat bunun kökeni aslında ta Selçuklu dönemine kadar gidiyor. Türkler mutfak kültüründe mutfak araç ve gereçlerine çok fazla önem vermişlerdir. Çok çeşitli araştırmalar neticesinde Türklerin bu dönemde sahan, testi, kase, sini gibi mutfak eşyalarını yemek servisi sırasında kullandıkları saptanmıştır. Özellikle yoğurt, Selçuklu yemek ve ikramlarında esas. Yoldan geçenlere ve yoldan dönenlere de ayran ikramı mutlaka unutulmuyor. Bilhassa çok yorgun ve terlemiş olanlara ikramda çok ilginç bir yöntemleri var. Ayranın üzerine saman çöpü koyuyorlar. Daha yavaş içsin diye yorgun insanlar soğuk ayranı. Onların sağlığını düşünüyorlar. Gerçekten çok ilginç. Soğuk ikram edilmiyor böylece ayran. Onun mahsurlarını düşünüyorlar. Saman çöpü koyuyorlar. Buna çöplü ayran deniliyor. Selçuklularda en güzel anılarından birisi de köy odaları. Aynı bu odaya benzer bir köy odaları var. Ve misafirperverlikleri çok ileri düzeyde. Büyükçe bir oda ve yakınında da tuvalet var misafirlerini ağırlamak üzere. Odaya halılar seriliyor. Yer minderleri var. Oralarda misafirler oturuyor ve ortada kurulan sofradan herkes birlikte oturup yararlanıyor. Burada misafirlere ikram harifane oluyor. Harif, herif de deniyor. Ehli hirfet yani zanaat erbabı köye geliyorlar. Misafir olduklarında, yöreye geldiklerinde bu sofralardan herkes yararlanabiliyor. Misafire kurulan yer sofralarında erfane, ferfene veya arifane denilen ikramlar yapılıyor. Bu gelenek günümüzde ferfene olarak da devam ediyor. Köye misafir geldiğinde köyün ileri gelenlerinden yemekler toplanıyor ve misafirin önüne çıkartılıyor. Etlik bölgesinde Ankaralılar kalede otururlar genel olarak. Ancak yazlarını çoğunlukla Etlik Ayvalı bölgesinde geçirirler. Bağlarına, bahçelerine gelirler. Orada bağ bahçe mevsimi bitince de meyvelerini alırlar, kaleye dönürler ve burada da bağ evlerinde de meyve odaları durur. Meyve odalarına meyvelerini depo ederler ve ara ara gelip meyvelerini evlerine götürürler. Nezih Araz'ın çok güzel Ankara evleri tarifleri vardır. Seyragahları, sofaları, baş odaları, kilim perdeli kapıları, nakışlı tavanları, gizli köşeleri, tembel kadın dolapları olan kocaman yeri dört köşe kırmızı tuğla döşeli, tavanları iri hatırlarla geçmeli, meyve odalarının mis gibi kokusunu unutmak mümkün değildir diye anlatır Nezih Araz. Ben de hatırlıyorum peynirler yazın hazırlanır küplere. Ve peynirler de bu odaların bir köşesine peynir küpleri ters çevrilir ve etrafları da çamurla sıvanır, kışın açılır, yenilir. Çok şükür ki Vehbi Koç ailesi bu evi muhafaza etmişler. Ankara'nın o güzel günlerinin hatıralarını bize bugün yansıtıyor ve bunları gördüğümüz zaman duygulanıyoruz. Nezih Araz gene kitabında şöyle bahsediyor. Koçların küçük kızı, eskiden Ankaralılar böyle hitap ediyorlar birbirlerine. Bir toplantıda çocukluğunun geçtiği bağ evini anlattı. Gerçekten o anlatırken sanki ben de aynı şeyleri yaşadığım için ben de aynı anıları, aynı hatıraları yaşamış gibi oldum diyor. Küp düşen adında bir armut ağacı vardı. Her armutu gerçekten küp gibi kocaman. Yaz boyunca çocukların elleri karadut toplamaktan mor, o bitince de ceviz kabuklarından kapkara boyalar içinde eller. Mustafa Kemal'in Ankara'sı kitabında Nezih Araz, Koçların küçük kızının bu evini anlatışını işte bu şekilde anlatıyor. Gerçekten burada bu tarihi bugün de yaşıyoruz. Gerçekten o günler hatıralarda kaldı. Ankara'da Etlik'teki bağ evleri yok oldu gitti. Keşke onları yaşatabilseydik, bu güzellikleri burada koruyabilseydik diyor. İnsan gönlünden geçiriyor. Yine çok şey öğrendik sizden. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyoruz. Da bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.